Merhabalar. Semih Atak. Türk Met AŞ biyomedikal mühendisiyim öncelikle. Türk Met AŞ'de yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Kurucu ortağıyım. 2007 yılından beri tıbbi cihazların test kalibrasyonları, deneyleri üzerine çalışıyoruz. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir 2021 yılı olsun inşallah herkese için. 2020 yılını aramayalım hiçbir şekilde. Benim yapacağım sunum çok kısa bir sunum. Daha çok şeye vakit ayırmak istedim. Soru cevap kısmına vakit ayırmak istedim. Buradan chat kısmından sorularınızı elinden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi biyomedikal cihazlarda test kalibrasyon muayene şeklinde bir başlangıç yaptık. Aslında şeyin eğitimin başlangıcını öyle yaptık ama bu ölçüm bilimlerinin tamamının adına metroloji deniyor. O yüzden ben sunumumu biyomedikal metroloji olarak tanımladım. Daha sonra da tabii metroloji nedir diyecek olursak, metroloji ölçüm bilimidir. Metroloji üç ana faaliyeti kapsıyor. Uluslararası düzeyde kabul edilmiş ölçüm birimlerinin tanımı. Yani mesela örneğin metre. Ölçüm bilimlerinin bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilmesi, örneğin bu bir metrenin lazerler kullanılarak elde edilmesi. Bir de izleyebilirlik zinciri var. İzleyebilirlik zinciri bir ölçüm değeri ve kesinliğinin belirlenmesi, belgelenmesi ve bu bilginin yayılmasıyla kurulan belgelenmiş ilişki. Ya yani mesela hassas bir mühendislik atölyesindeki mikrometre vida ile birinci seviye optik uzunluk metrolojisi laboratuvarı arasındaki ilişki. Bunlar genel şey tanımlar. Meteorolojinin nasıl diyeyim, ansiklopedi tanımları. Meteorolojiyi şu şekilde ayırdığımız zaman bir bilimsel meteoroloji var. Bir endüstriyel meteoroloji var. Bir de yasal meteoroloji var. Meteoroloji bizim hayatımızda nerede diyecek olursak. Bir de biyomedikal var. Biyomedikal meteoroloji var. Biz de burada biyomedikal meteorolojinin böyle tanımına dair neler yapıyoruz, onunla ilişkin bir şeyler arayacağız bu akşam hep beraber. Ama tabii önce meteoroloji nedir? Yani bu bilimsel meteoroloji nedir? Endüstriyel meteoroloji nedir? Yasal meteoroloji nedir? Biyomedikal meteoroloji bunun neresinde? Hangi alana giriyor? Bunlara bir bakmak lazım. Bilimsel meteoroloji ölçüm standartlarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve muhafazası ile ilgileniyor. Bu genelde devletlerin yasalarla sağladığı bir şey, bir alanda var bu metrolojinin içinde. Bir de endüstriyel metroloji var. Sanayide, üretimde ve testlerde kullanılan ölçüm cihazlarının insanların hayat kalitesini korumak ve akademik araştırmalarda kullanılmak için yeterli seviyede çalışmalarını güvence altına almaya yönelik bu da. Bir de yasal metroloji var. İşte pazarlar, altın terazileri gibi ekonomik işlemlerin, yani örnek verecek olsak, ekonomik işlemlerin şeffaflığını etkileyen özellikle ölçüm cihazlarının yasal olarak doğrulanma zorunluluğunun bulunduğu ölçümlerle ilgileniyor. Bunların tamamı devletlerin yasal olarak koruduğu alanlar bunlar. Peki biyomedikal metroloji bunların neresinde? Biyomedikal metrolojinin içinde test var, kontrol muayene var, kalibrasyon var. Biyomedikal ile eş zamanlı biyomedikalin ne kadar multidisipliner bir alan olduğunu herhalde buradaki bütün katılımcılar biliyordur. Biyomedikal ne kadar multidisipliner bir alansa, biyomedikalin içindeki ölçüm alanı da o kadar multidisipliner bir alan. Yani şeydeki kullanılan hem tıbbi cihaz kısmı hem laboratuvar kısmı bütün aletler, yani biyomedikal alanda kullanılan tüm cihazlar farklı, bazıları teste tabi, bazıları kontrol ve muayeneye tabi, bazıları kalibrasyona tabi, bildiğimiz metroloji, endüstriyel metroloji kapsamında. Ama tabi bunların hepsinin birleşimi, yani
çok basit bir örnek. Bir küvez cihazının içinde sıcaklık ve nem var. Sıcaklık ve nem aslında endüstriyel meteorolojinin ilgi alanları, konu dallarından bir tanesi. Ama onun içinde işte hava hızı, sıcaklık, nem, hava hızı, elektriksel güvenlik falan gibi böyle bir hepsini bir araya getirdiğin zaman orada bir biyomedikal meteoroloji işte çemberi oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi tıbbi cihazlarda bu test ve kalibrasyon neden gerekli? Açıkçası belki buradaki burada insanlar şu anda katılan arkadaşlar belki bu konuda hemfikirdirler. Ya bu konuda bir fikir sahibidirler. Ama ben buradaki portföyü bilemediğim için böyle biraz basic bir sunum hazırladım. Ama burada daha sorulması istenen sorular veya daha farklı zaman kısıtlamamız olmadığı için soru cevap kısmında daha da geliştireceğimizi düşünüyorum. Şimdi tıbbi cihazlarda test kalibrasyon neden gerekli? Yani herkes öğrenci olmuştur hayatında. 25 yani toplama işleminin 25 puan eksik hesaplayan bir hesap makinesiyle kimse ders notlarının hesaplanmasını istemez. Aynı şekilde şimdi gündemimizde aşı var. Ve bütün işte bazı aşılar mesela 2-4 derece diyor. Bazıları eksi 70 derece diyor. Ama bu aşı dolaplarının derecelerinin yanlış gösterdiği bir dereceyle saklanmış bir aşıyı da olmakta istemeyiz. Yani aslında bu kadar hayatımızın içinde bir konu kalibrasyon. Ve günümüzde hastalara uygulanacak tedaviler tıbbi cihazların gerçekleştirdiği tanı, teşhis, ölçüm parametreleriyle belirlenmekte. Ve bu parametreler de yanlış ve hatalı eksik ölçüm yaptıkları zaman insanlara yanlış tedavi uygulanması, yanlış ilaç uygulanması ve bunun sonucunda işte ölüm ve benzeri gibi ciddi sonuçlar doğuruyor. Bu yani çok basit örnekleri var. Yanlış ölçen bir tansiyon aletiyle kişinin normal olan tansiyonunu yüksek ölçtüğünü düşünün bir tansiyon aletinin. Ona tansiyon düşürücü ilaç uygular hekim. Dolayısıyla tansiyonunun yüksek olduğu için. Normal olan tansiyonunu daha düşük seviyeye getirip daha farklı sonuçlarla karşılaşabilir kişi. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalınmaması için tıbbi cihazlarda test, kalibrasyon, validasyon, muayene işlemleri ihtiyacı doğmuş zamanla. Ülkemizde de çok yeni bir sektör. Daha 10 yılını neredeyse 15 yılını devirdi bu alanda. Devlet alanında işte bu düzenlemeler de bu tabii bu yenilikle birlikte gelmeye başladı. Test kalibrasyon hizmeti yasal olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan bir test kontrol ve kalibrasyon hakkında yönetmelikle düzenleniyor. 2015 yılında yayınlandı. Bu anlamdaki hizmet sunucuları ve çalışacak yetkili personeller bu yönetmelik doğrultusunda hizmet vermek zorunda ve bu yönetmelik kapsamında biyomedikal metrolojiye tabi cihaz grupları belirlendi. Bu cihaz grupları da şu şekilde yetki grupları ve bu cihaz grupları belli yetki gruplarına tekabül edecek şekilde düzenlendi. İşte doz kalibratörleri, gamma kameralar, PET spektler, PET sistemleri ve bileşenleri bir grup haline alındı. X ışınlı görüntüleme sistemleri bir grup, manyetik rezonans görüntüleme sistemleri bir grup, ultrason Doppler görüntüleme sistemleri bir grup. Bu gruplar için çalışabilecek uzman kişilerin öğrenim durumları belirlendi. Burada biyomedikal mühendisliği de var. Medikal fizik, sağlık fiziği, biyomedikal mühendisliği, tıp mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik haberleşme, fizik mühendisliği gibi alanlara burada çalışma imkanı tanındı. Yine fizyolojik sinyal izleme sistemleri, endoskopik görüntüleme sistemleri, elektrocerrahi sistemleri, elektroterapi sistemleri, solunum sistemleri. Aslında burada cihaz cihaz değil de böyle sistem sistem bir yetki grubu çalışması yapılıp bunlara bu konuda çalışılabilecek kişilerin uzmanlıkları belirlendi. Bir de böyle tıbbi gaz sistemleri, akış ağırlık, uzunluk, analiz, diyaliz ve tıbbi yüklenme sistemleri gibi yaklaşık 3, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yetki grubuna dağılmış bir biyomedikal meteoroloji şeyi çıkartıldı yönetmelik içinde. Bunların içinde de her birinde de bir adı yani bir biyomedikal meteorolojiyi düzenleyen bir yönetmelik olarak hepsinde de biyomedikal mühendisi bu alanda şeye girmiş oldu. Yani bu uzman statüsünü kazanmış oldu. Ben sunumu bitirip soruları öyle cevaplamayı uygun görüyorum. Ama tabii bu arada eğer şey olan varsa buradan yazarsa ben de çok daha hızlı bir şekilde hani şey yapabilirim. Takılınan bir konu olursa. Şimdi biyomedikal meteorolojide bir çalışma metodolojisi var. Bizim uyguladığımız. Yani bu tabii bu çok yeni bir sektör olduğu için daha Türkiye'de ve dünyada da yani dünyada insanlar bunu nasıl yapıyor derseniz daha dünyada da aynı bizimle eş zamanlı gidiyor işler. Dünyada da yaklaşık bir 10 yıllık bir geçmişi var. 10 yılda çok kısa bir süre bir endüstrinin bir bilimin meteoroloji biliminin bu konuda çalışabilmesi için yavaş yavaş gelişiyor. Bu konuda çalışan bilim insanları da hep şuna kafa yoruyorlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Hangi cihazlar test kalibrasyon işlemine tabi olmalıdır? Bunu yaparken bunu nasıl belirleyeceğiz? Bunu nasıl belirleyeceğiz? İlk önce bu cihaz ne işe yarar diye soruyoruz. Bu cihazın çalışma prensibi nedir? Bu cihazın tanı, teşhis, tedavideki rolü ve önemi nedir? Ve bu cihazın bu alandaki önemli parametreleri nelerdir? Yani olmazsa olmaz hastaya uygulanacak tedavide ki kritik parametreleri nelerdir? Bunların bir çıkartılması gerekiyor. Daha sonra belirlenen bu parametreler için hangi test standartları ve ölçüm standartları mevcut? Bunlara bakılması gerekiyor. Bazı yani şöyle söyleyeyim mesela şu anda kalibrasyonda veya testte veya muayenede ne derseniz biyomedikal meteoroloji alanında kullanılacak herhangi bir test ekipmanına dair bir standart yok dünya üzerinde. Yani bugün siz bir EKG simülatörü üretiyorum deseniz bununla ilgili bir standart yok. Dolayısıyla orası bir şey böyle daha gelişmekte bu sektörün bu alanın ne kadar gelişmekte olduğunu gösterir şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla bu ama tabii burada bir yandan da şey var meteorolojinin şeyine aykırı olmaması için bir test ekipmanı izlenebilirliği olması gerekiyor. Yani sizin de kullandığınız test ekipmanının doğru ve düzgün çalıştığını kanaat getirip bunu da bir şekilde belgelendiriyor olmanız lazım. Bunu da bir standarda dayamanız lazım. Bir TSS standardı olabilir, IEC standardı olabilir. Bu konuda biyomedikal meteoroloji çok dallı budaklı olduğu için bazı bağımsız organizasyonlar var. İşte ECRI, IIPM gibi. Bunlar işte çeşitli radyoloji cihazlarında daha böyle kalite kontrol, yani ölçüm de değil de daha kalite kontrol muayene gibi yapılan testler var. O testlerle alakalı böyle çalışmış bilim adamlarının çıkarttığı bazı test protokolleri var, muayene protokolleri var. Bunlar da yavaş yavaş kullanılıyor. Ben şimdi size bir örnek bir çalışma hazırladım. Bu ara malum COVID-19'dan dolayı herkesin artık tansiyon aleti gibi evine girmiş bir ürün. Pulse oksimetre cihazı. Yani bir kalibrasyon yapan bir kişi bir metrolojist veya metrolog artık onun da bir tanımı tam olarak nasıl yapılır bilmiyorum ama hani bu konuda çalışan bir insanın neler yapması gerekiyor biyomedikal alanda? İlk önce bir cihazın ne işe yaradığını sorması gerekiyor. Bu cihaz bir oksijen satürasyonu ya da oksijen doygunluğu seviyesi.
Oksijen doygunluğuna ulaşmış hemoglobin miktarını ölçen bir cihaz ve kalp atımını ölçüyor bununla birlikte. Artık o kadar şey ki yani elektronik marketlerde bile satır hale geldi bazı tıbbi cihazlar. O kadar hayatımızın içine girdi. İkinci soracağım soru bu cihaz nasıl çalışıyor? Bu cihaz kırmızı ve kızılötesi ışınları bu oksijenize ve indirgenmiş hemoglobin farklı miktarlarda absorbe ediyor. Bu prensibe dayanarak bir kırmızı ve bir de kızılötesi ışın gönderiyor parmağa. Bunu sonra tekrardan şey üzerinden bir fotodetektör üzerinden okuyup daha sonra işte bir mikroişlemci bir şey vasıtası ekrana bir değer olarak yansıtıyor. Şimdi biz bu cihazın tanı ve teşhis tedavideki rolü ve önemi ne? Yani evet biz bunu ölçeceğiz, biz bunu doğrulayacağız fakat bizim burada neden bu cihazın doğru ölçmesine ihtiyacımız var? Çünkü oksijen doygunluğu solunan havadaki oksijen miktarını gösteriyor. Kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi ya da işte düzgün akciğerlerinin düzgün çalışıp çalışmadığına dair bize doktora bir veri veriyor. Kandaki oksijen dolaşımının akciğerlerle kanla akciğerlerin arasındaki oksijen alışverişinin düzgün olup olmadığını kanaat getirmesine sağlıyor. Hava kanallarında tıkanıklık varsa buna teşhis koymasını sağlıyor. Anfizem, akut solunum sıkıntısı sendromu gibi doktora önemli bilgiler veriyor buradaki düşüklük. Bu da yüksek olması bekleniyor değerin. Düşük olması kişide bu gibi bu gibi sıkıntılar olduğunu doktora bir yön gösteriyor. Dolayısıyla burada kandaki oksijen satürasyon miktarı 76 iken bunu 96 gösteren bir cihaz çok farklı sonuçlara sebebiyet verecektir. Bu yüzden test edilmesi önemli. Test edilirken de işte burada kullanılan pulse oksimetre ekipmanının SpO2 doğruluğuna bakıyoruz. Bunu neye göre bakıyoruz? Bunun bir standardı var. Hem bizde Avrupa Birliği müptezatı gereği ülke olarak TSE ile European normlara uyumlaştırılmış yasamız gereği biz de onlardan bu ekipmanların üretim standartlarını alıp kendi TSE arşivimizde yayınlıyoruz ülke olarak. Buradan biz de bu ekipmanların doğrulukları, test edilme şekillerine ait şeyler var bu standartların içinde. Metotlar ve ölçüm teknikleri var. Biz bu teknikleri alıp, bu ölçüm tekniklerini alıp bu biyomedikal metroloji alanında uyguluyoruz. Bir de tabii kalp atımı var. Onu da aynı şekilde bu şekilde daha sonra bunları bir ölçüm cihazıyla birleştirip bu noktaları ölçüp bunu bir raporlamaya dönüştürüp kullanıcının şeyine bırakıyoruz. Açıkçası benim sunumum bu kadar. Ama hani sizin burada soracağınız sorular varsa hani ben buradan daha sonrasını daha böyle interaktif bir sunum olması için bundan sonrasını bıraktım. Bir Murat Bey bir soru sormuş. Yapay zeka ile kalibrasyon kontrolü yapılsa daha doğru sonuçlar alınabilir. Bu konuyla ilgili inovasyonlar var mı? Şöyle, test kontrolü, kalibrasyon ve muayenenin tarafsız kuruluşlar tarafından yapılması öngörülüyor. Bunun sebebi de hataları bulabilme. Yapay zeka ile kalibrasyon kontrolü yapıldığı zaman onu cihazın içine entegre etmeniz gerekiyor. Bu sefer onu da üretici yani malum yazılım, o kodlar vesaire onu içine gömmeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman bu sefer iş o tarafsız ve bağımsız kuruluştan çıkmış oluyor. Bunun önüne geçmek için bunun farklı bir şeyi var. Bu şekilde gerçekleşiyor ama tabii belki ilerleyen zamanlarda daha böyle şey
uzaktan kontrol sağlanırsa, uzaktan kontrol sağlanırsa işte şöyle aslında biyomedikal metrolojide kullanılan sistemler aslında hasta gibi davranıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir EKG simülatörüne bağladığınız cihaz hasta gibi davranmasını bekliyoruz ondan. Yani ona göre simülasyon yapılması. Dolayısıyla o bir fiziksel bağlantı işi olduğu için yani o fiziksel bağlantıyı orada birinin gene yapması gerekiyor. Ha ama belki kullanılacak test cihazları uzaktan kontrolle belki yapılabilir ilerleyen zamanlarda. Seyit Bey bir soru sormuş. Kaç tane biyomedikal cihazın kalibrasyonu yapabilmektedir? Şu anda işte ülkemizde Tıbbi Cihaz Kurumu'nun belirlediği 17 yetki alanı var. Şurada. İşte tıbbi gaz sistemleri, akış ağırlık uzunluk, analiz, diyaliz, tıbbi iklimlendirme, fizyolojik sinyal, endoskopik yöntemi, elektrocerrahi gibi böyle bu sistemler var. Bunların içindeki alt sistemler sektöre bırakılmış durumda. Yani bunların hemen hemen hepsi yapılıyor ama tabii şey daha kalibratör tarafı yani kullanılacak test ekipmanları tarafı da daha gelişmekte. Yani orası da gelişiyor. Yani bugün bir EMG cihazının kalibrasyonu var burada. Fizyolojik sinyal izleme sistemlerinin içinde. Ancak EMG cihazının şu anda mevcut bir kalibratörü yok mesela piyasada üretilmiş. EEG cihazının var ama mesela EMG cihazının yok. O yüzden orada bir daha sektörde gelişiyor açıkçası. Her cihazın kalibrasyonu tamamen farklı mıdır yoksa benzer ve ortak yönleri var mıdır? Şöyle her cihazın tabii ki de hepsinin farklı. Hepsi çünkü farklı parametreler içeriyor. Hepsinin farklı test metotları var. Hepsinin farklı test aletleri var. Dolayısıyla hepsi farklı bir şekilde test ediliyor. Test kalibrasyon periyodu ne olmalıdır? Test kalibrasyon periyodu bana sorarsanız bu alanda 10 yıldır çalışmış birisi olarak bence test kalibrasyon periyodu kesinlikle ve kesinlikle kullanıcı belirlemelidir. Veya üretici belirlemelidir. Yani tansiyon aletlerin mesela bence haftalık kalibrasyonu olması lazım. Çünkü hastanelerde kullanılan tansiyon aletleri çok hor kullanılıyor. Yani hor derken şöyle en çok kullanılan cihaz ve böyle sürekli el altında işte düşmeye maruz kalıyor. İşte bir sürü etkene maruz kalıyor. Dolayısıyla çok sık kontrol edilmesi gerekir. O yüzden hani böyle şeye bırakmak çok doğru değil. Bir rutin, evet bir rutine bırakılmış durumda işte şu anda ülkemizde herkes senede bir kez kullandığı tıbbi ekipmanların kalibrasyonunu yaptırmak zorunda yönetmelik gereği. Ama daha da sık olabilir. Yani bazı cihazlar için, bazı cihazlar için de daha da uzun olabilir. Çünkü kullanımla alakalı. Kalibrasyonun doğru yapıldığını nasıl anlayabiliriz? Kalibrasyonun doğru yapıldığını kalibrasyonu yapan kişinin refakat ederek anlayabilirsiniz. Çünkü zaten eğer siz de cihazın kullanıcısıysanız gelen kişinin de en az sizin kadar cihazı kullanabiliyor olması gerekir ya da kullanamıyorsa bile sizin ihtiyacınız olan parametrelere ait size doğruluklar bildirmesi gerekir. Örnek veriyorum yine bir manometre kullanıyorsunuz siz. Birden 10'a kadar skalası var. Kalibrasyonu yapan kişi size evet şu anda sizin 10 biriminizde 9 birim görüyorum ya da 9,9 birim görüyorum gibi bir geri bildirimde bulunması lazım. Bunda siz eğer ürünün veya işte cihazın kullanıcısı sizseniz zaten anlayacaksınızdır. Ama biyomedikalde endüstriyel metroloji ile karışan bir kavram var. Biyomedikal metrolojinin içinde kalibre etme kavramı yok. Biyomedikal metrolojide sadece ölçümleme ve belgelendirme var.
Endüstriyel metrolojinin içinde bir manometreyi götürürsünüz. 100 milimetre civayı 99 ölçüyordur. Onu işte ayarlarlar, tekrar onu 100'e getirirler ve onun 100 olduğunu size gösterirler. Biyomedikal metrolojinin içinde orası bakım onarım diye geçiyor tıbbi cihazlarda. Çünkü orası da bambaşka bir alan. MR tomografi cihazlarında kalibrasyonları şu şekilde yetki grubunda belirlenmiş durumda. MR ve tomografi cihazları medikal fizikçiler, sağlık fiziği ve eşdeğeri mezunları, biyomedikal mühendisleri, tıp mühendisi, elektrik elektronik mühendisleri, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisi ve fizik mühendisleri tarafından yapılabiliyor ülkemizde. Ümit Bey'in sorusu var. EMI ve EMC konularında kullanılan standartlar neler? EMC'de tıbbi cihazlarda 60601 serisi kullanılıyor. 60601-1 serisi kullanılıyor. Türkiye'de EMC laboratuvarı iki tane var. İkisi de Ankara'da. Ama biz daha çok son kullanıcıya hizmet veren bir laboratuvarız. Yani hastanelerdeki ekipmanların testlerini yapıyoruz. EMC ve EMI laboratuvarları daha çok üreticilere hizmet veriyor. Orası da tabii yine bambaşka, böyle içine girdiğiniz zaman deniz derya bir konu. Bu yetkiler Sağlık Bakanlığı, evet, bu yetkilendirilmiş çalışacak uzmanların yetkileri Sağlık Bakanlığı tarafından, yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tanımlanmakta. Pandemiyle ateş ölçerlerinin kullanımı çok yaygınlaştı. Piyasadaki ateş ölçerlerinin kalibrasyonu nasıl yapılıyor, yapılıyor mu? Ölçüm değerleri çok farklı olabiliyor sanki. Evet, yani şu anda ateş ölçer neredeyse hani markette, işte AVM'lerde, yani her yerde ateş ölçer var. Piyasadaki ateş ölçerlerin kalibrasyonunun yapıldığını düşünmüyorum açıkçası. Yani hatta çok değişik değişik hikayeler de duyduk bu süreçte. Yani içinde hiçbir ölçüm şeyi olmayıp Çin'den ithal edilip sadece tek bir değer gösteren cihazlar ithal edildiğine dair. Yani hep 36,2 gösteriyor mesela cihaz, ama içinde hiçbir ölçüm sistemi yok. İşte dağıtılmış her yerde. Onların dağıldığını. Ama tabii bunlara şahit olmadık. Ama hastanelerde ateş ölçerlerin kalibrasyonları çok efektif bir şekilde kontrol ediliyor. Çünkü zaten aslında hastanelerdeki kişiler zaten bunun farkındalardı. Biz toplum olarak biraz daha işin ciddiyetine şey olduk. Bu pandemiyle beraber önemli oldu. Bu şekilde. Tıbbi cihazların kalibrasyonu için laboratuvar ayrıca akredite olmalı mıdır? Şöyle, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yayınladığı yönetmelik kapsamında akredite olmanız gerekmiyor. Çünkü yayınlanan yönetmelikte bu yetkiyi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kendisinin vereceğini söylüyor. Ama şu anda işte pandemi vesaire derken şu anda bir yetkilendirme süreci yok henüz. Ve o yüzden hala bu iş TÜRKAK üzerinden devam ediyor. Büşra Küçük, TİTCK'nın onayladığı iki farklı kalibrasyon eğitim firması var. Belirtilen iki firmadan başka yerlerde kalibrasyon eğitimleri almak kabul edilebilir mi? TCK onaylı olmasının farkı nedir? Bir kere TİTCK, yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu onaylı olmayan kimseden eğitim almayın. Onun dışındaki eğitimlerin hiçbiri geçerli değil. Bu alanda çalışacak iseniz. Bunlar kabul edilmiyor hiçbir şekilde. Çünkü onlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'yla entegre çalışıp size Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onayladığı eğitim sertifikalarını veriyorlar ve daha sonra bu eğitim sertifikaları üzerinden çalışma belgeniz düzenlenecek
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından. Orası da çalışmaya başlayacak inşallah. Kübra Çoban, video izleyerek cihazların kalibrasyonlarını öğrenebilir miyiz yoksa yerinde kalibrasyon yapılırken bulunmamız mı gerekiyor? Yani evet, bu biraz teknik ve el becerisi isteyen bir iş olduğu için, yani el becerisinden kastım el alışkanlığı gerektiren bir iş olduğu için kalibrasyon yapılırken bulunmanız ve yerinde görmeniz daha kolay, daha iyi ve daha kolay öğrenirsiniz. Her bir cihaz için ayrı kalibratör almak maliyet etkin midir? Yani maalesef maliyet etkin olmasa da bizim biyomedikal metroloji için bunu yapmak zorundasınız. Yani ya da bununla ilgili hizmet alacaksınız. Böyle bir durum var. Biz 13.485 ile ilgili çalışmalarımız yok. 13.485 daha böyle genel, şöyle söyleyeyim, ISO 9001'in tıbbi cihaz ve medikal malzeme üreten firmalar için düzenlenmiş bir standart ama temeli yine ISO 9001'dir. Seyit Bey bir soru sormuş. Tablodan anladığım kadarıyla biyomedikal mühendisleri ve diğer mühendisler yetkili olarak imza atma hakkına kanunen yetkiliyken biyomedikal cihaz teknolojileri ön lisans teknikleriyle eşit olması yasal olarak doğru değil. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biyomedikal ön lisans teknolojileri eşit değil. Sorumlu müdür kısmı var. Burada bir tane de sorumlu müdür atamanız gerekiyor böyle bir kalibrasyon şeyinde. Sorumlu müdür ancak bu yetki yani şu uzmanlık belgelerine sahip, yani öğrenim durumuna sahip kişiler tarafından olabiliyor. Zaten dikkat edecek olursanız biyomedikal cihaz teknoloji ön lisans alanının kapsadığı yetki grubuyla sadece mühendislik bir öğrenim durumuna sahip kişilerin kapsadığı yetki alanında biraz zaten teknoloji olarak farklı. Biraz daha orada bir ayrıma gitmiş gözüküyor. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Kalibrasyon yapılırken cihazların içerisinde etkilenmemesini kalibrasyon ortam içeren standartlar nedir? Her cihaz için ayrı bir standartın olduğu bir yönetmelik var mıdır? Olgun Bey, biz kalibrasyon yaparken biyomedikal metrolojide hastanede cihazların bulunduğu yerleri kullandığımız için bizim aslında tam böyle kalibrasyona girmediğimiz kısım, yani test, kontrol ve muayeneye girdiğimiz kısımda bir tanesi de bu. Biz çevresel faktörleri devre dışı bırakıyoruz. Çünkü yani anestezi cihazını örnek vereyim, bir gaz atık sistemini, bir tıbbi gaz, işte oksijen, karbondioksit sistemiyle beraber laboratuvara taşıyıp test etme durumumuz yok. Hastanenin de böyle bir şeyi yok. Yani mesela örnek verecek olsak yine tomografi cihazı, röntgen cihazını. Böyle olunca biz cihazları bulundukları yerde test ettiğimiz için bu çevresel faktörleri mümkün olduğunca göz ardı ediyoruz. Bizim biyomedikal metroloji için böyle bir yönetmelik yok. Mehmet Bey, Ankara'da kalibrasyon yaptırdığımız bir cihazı Ankara dışında kullanılabilir mi? Şimdi şöyle, kullandığınız cihazın parametresi eğer şeyle rakımla alakalı değişmiyorsa bu kullanabilirsiniz ama mesela ventilatör cihazları var, yine bu pandemiden dolayı en çok duyduğumuz cihazlar. Hava akışı şeyden dolayı değişiyor. Rakımdan dolayı bu basınçlar değişiyor. Bu sebeple hani Ankara dışında kalibrasyonu yapılıp doğrulanan bir cihazın Ankara dışına taşındığında tekrar kontrol edilmesi gerekebilir. Ki zaten taşındığı için kontrol edilmesi zaten gerekir ama hani eğer olay hani rakım, yükseklik vesaire çevresel şartlarsa bunun için cihazın parametrelerine bakmak lazım. Ama zaten bir tıbbi cihaz bir yerden bir yere taşındıysa onun kesinlikle tekrar hastaya kullanılmadan önce
tekrar kaybedilmesi gerekiyor. Kalibrasyon yapan cihazların kalibrasyonu yine aynı yöntemlerle mi yapılmaktadır ya da farklı? Sunumun başında da bahsetmiştim. Daha yeni gelişen bir sektör olduğu için maalesef kalibrasyonda kullanılan kalibrasyonları için kalibratörlerin üreticilerine referans alıyoruz. Onların doğruluğuna inanıyoruz. ...1938 yılında yayınlanan mühendislik mimarlık kanunu imza atma sorumluluğunu mühendise bırakmakta. Evet, doğru söyledi. İmza atma sorumluluğu mühendiste. Burada da öyle. Burada şu yetki grupları için test yapabilir ve şu yetki grupları için test yapabilme yetkisi, yani test ve kontrol yapabilme yetkisi ön lisans mezunlarına verilmiş. Ama yine onu kontrol edip onaylama yetkisi o oranın sorumlu müdüründe, yani onun da bir mühendis olması gerekiyor. Kalibrasyonda ortam sıcaklığı nedir? Dediğim gibi biz hani yerinde hizmet verdiğimiz için ortam sıcaklığının bir önemi yani çok da sıcak olmaması gerekiyor tabii, yani yine normal cihazın çalışmasını etkilemeyecek bir ortamın kurulması gerekiyor. Cihazların kalibre edilmesi üretici firma tarafından mı yapılmalı? Kalibrasyon firmasının kalibre etmesi istenirse vereceğim farklı bir yöntem izleyebilir. Bu durum nasıl karar verilmeli? Büşra Hanım, bunun için işte şurada da belirttiğim gibi TSEN 80601 gibi 60601 gibi böyle belli standartlar var cihazlara ait. Bu standartların içinde o cihazların parametrelerine ait minimum doğrulukların belirlenmesi için gereken minimum kriterler var. Üretici firmanın da kendi hani yoğurdunu satan kendi yoğurdum ekşi demez şeyinden yola çıkarak bunu başka bir üçüncü bir bağımsız kişi tarafından kontrol ettirmesi gerekiyor. Bunun da ortak metodu bu dünyaca kabul görmüş standartlar. Listeye göre elektrik mühendisi olmuyor mu? Elektrik mühendisi oluyor diye hatırlıyorum ama bir daha bakalım. Ha evet, elektrik mühendisleri olmuyormuş. Bunu ben de bilmiyordum. Elektrik, elektronik. Evet, elektrik mühendisleri olmuyor. Erol Bey. Bu şekilde. Herhalde daha da sorumuz yok. Kardelen Hanım. Ha, geldi. Murat Bey sormuş. Kalibre edilmemiş cihazların ölçüm risklerini bertaraf etmek için yıllık kalibrasyon sözleşmeleri yapılması uygun olmaz mı? Kesinlikle, ama işte dediğim gibi hastanelerdeki durum öyle bir şey ki, yani şimdi acilden başvuran bir hasta aslında tansiyonu normal. Yani 12'ye 8. Sizin tansiyon aletiyle ölçtünüz. Hastanın tansiyonunu 8'e 4 ölçtünüz. Aa dediniz, tansiyonu düşük, bunun tansiyonunu yükseltici bir ilaç uygulayalım. Uyguladığınız 12'ye 8 tansiyonu 14'e 12'ye çıkarttınız. Bu sefer beyin kanaması geçirdi. Hani o yüzden bu tarz şeyi biraz daha orada sıklaştırmak gerekiyor. Hani orayı biraz daha böyle kullanıcılarla, hekimlerle, aslında burada öyle bir masa kurulup ama hani daha başta da yine söylediğim gibi yeni gelişen bir sektör olduğu için daha şu anda işte standartlar, parametreler, bu işi kim yapar? Şu anda o emekleme aşamasındayız dünya olarak. Orada da işte
bundan sonraki konularda aslında bunlara gelecek. Yani bunu biz ne kadar sürede bir test edelim? Bunu kullanıcısı kendi kendine test etmeden hastaya uygulamasın gibi. Böyle bazı kritik noktalarda böyle şeyler de gündemimize gelecek gibi gözüküyor. Biz teşekkür ederiz. Bu şeydeki Antep'teki patlamanın sebebi kullanıcı kaynaklı maalesef. Ama onlara da hani şu süreçte kimsenin yani kimsenin bir şey diyebileceğini sanmıyorum. Çünkü onlar da yaklaşık işte Mart ayından beri 19 aydır 10 aydır uyumadan, ailelerini görmeden haldır haldır çalışıyorlar. Bizim aldığımız hani şeye göre, geri dönüşe göre biraz kullanıcı hatası gibi gözüküyor. Ama tabii şey burada işte biraz işlerin bir tık ileri gitmesi gerektiği ülkemiz olarak da işte artık biyomedikal mühendisi ya da işte bu konuda tecrübeli insanların çalışmadığı hastanelerin kalmaması gerekiyor. Ki böyle şey olsun. Yani bu tarz önlemleri alınabilsin. Çünkü en nihayetinde hemşireler, doktorlar yani o yoğun bakım ünitesinde veya ameliyathanede veya kliniklerde çalışan insanların bilgileri bizim kadar değil sonuçta cihazlar için vesaire. Dolayısıyla onun önüne geçmek için biraz daha işte orada hani o masanın kurulup hekimler ve yani sağlık tarafıyla mühendislik tarafının bir araya gelip bir ortak bir masa kurması gerekiyor bence bu alanda. Yani o biyomedikal de zaten ondan ibaret aslında ama daha biraz orada onun için zamanımız var gibi gözüküyor. Ben teşekkür ederim. MR sistemlerinin radyologların günlük olarak yaptığı kalibrasyon işleminde bu yönetmeni de ha Pınar Hanım buna tabi değil. O zaten cihazın günlük olarak yani yapmazsanız zaten çalışmayacak o cihaz. O işte solunum fonksiyon test cihazlarında da var, alkolometreler de var. Bu gibi bazı cihazlar var. Bunlar tamamen bundan farklı. Onlar zaten günlük rutin o cihazın sorumlusunun yapmış olduğu işler. Sanki böyle bu hani arabamızı götürüyoruz ya senede bir tüy muayeneye. Bu biraz daha o tatta bir şey. Yani bu yönetmenin kapsamında orası bu yönetmenin kapsamına dahil değil. Şüphelenme durumunda kalibrasyon kontrolü anlık biyomedikal yapımcıya yapılması çok sağlıklı olur. Servislere geri dönüşlerin çoğunluğu kullanıcı kaynaklı oluyor maalesef. Aynen. Halbuki yani %100 katılıyorum. Biraz da burada aslında şey de var. Yani kullanıcı kaynaklı olmasının sebebi sektördeki tıbbi cihaz üretici veya distribütör firmaların vermiş oldukları kullanıcı eğitimlerinin düşüklüğünden kaynaklanıyor. Veya orada işte her iki tarafa da iğneyi batırmak lazım. Onlar iyi eğitemiyorlar, öbür tarafta iyi eğitim almıyor. Yani orada öyle bir kargaşa var. İşte yine dediğim gibi o sağlıkçılar ve mühendislerin yani teknik insanların diyeyim daha doğrusu sağlıkçılar ve o teknik insanların aynı masaya bilme potansiyelini arttırmamız gerekiyor bu tarz işlerin azalması için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi cihazların kalibrasyon sıklıkları ile ilgili bir liste yok. Şu anda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun belirlediği yönetmelik gereği en az yılda bir kez kalibrasyon yaptırmak zorundalar. Hastaneler ve tıbbi cihazlarla hasta tedavi eden kişiler veya kurumlar.
Bunun üstü yani bir yıldan daha az sıklıkta yaptırmak tamamen kullanıcının ve şeyin tercihi. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Umarım herkes elinden geldiğince bir şeyler anlatabilmişimdir herkese. Evet, bir soru daha var. Olgun Hocam, inşallah daha da hani böyle biyomedikal alanda sunumlar olur. Daha fazla bir araya gelme imkanımız olur. Hüseyin Kayabaşı, kalibrasyon nedeniyle kalibrasyon firmasına açılan dava var mıdır? Evet var. Alkol metreler üzerinde daha çok. İşte kişinin alkollü olmayıp ama alkol metrenin alkol ölçüp ehliyetine el konulduğu durumlar var. Bunda işte hastanede kalibrasyonu yapan firmada taraf oluyorlar. Evet, kalibrasyonların yapılıp yapılmadığının kontrolü çok önemli. Yani en basitinden az önce Hüseyin Bey'in sorusuna verdiğim cevap gibi. Yani kalibrasyonu yapılmayan bir alkol metreyle ehliyetinizden bile olabilirsiniz. Bu şeydi yani ehliyet çok basit bir örnek kaldı. Verdiğim tansiyon aleti örneğiyle hayatınızdan bile olabilirsiniz. O gerçekten önemli bir alan yani. Baha Bey bir soru sormuş. Sunum ve bilgilendirme için teşekkürler. Emanu Toskana Ait Komitesi ya da bağlı olduğu bir birim var mı ya da Biyomedikal Mühendisliği Komite altında değerlendiriliyor mu? Açıkçası ben de bilmiyorum. Eğer EMO'dan birileri bu soruyu ben okuyayım. Varsa burada birileri cevaplandırırsa ben de sevinirim. EMO'nun test kontrol kalibrasyon konusunda alt komitesi konusunda komitesi ya da bağlı olduğu bir birimi var mı? Yoksa biyomedikal mühendisliği komitesi altında mı değerlendiriliyor? Bunu ben de bilmiyorum. Evet, hani beni de bilgilendirirseniz sevinirim. Sunumu kaydediyor. Sanırım Emo'nun sitesinden paylaşılacak. Kardelen Hanım bize bu konuda bilgilendirse ben de bilgi sahibi olurum. Kontroller hangi kurum tarafından yapılıyor? Hangi kontroller Murat Bey? Ha, şu andaki mevcut kalibrasyonlar. Şu andaki mevcut kalibrasyonlar piyasada akredite olmuş veya izlenebildiğini sağlamış laboratuvarlar tarafından hastanelere hizmet veriliyor. Hastanelere, aile sağlığı merkezleri, eczaneler gibi sağlık hizmeti üreten firmalara üçüncü göz olarak firmalar tarafından veya bazı işte grup ve zincir hastaneler var. Onlar kendi bünyelerinde birimler kuruyorlar. Onlar kendi işlerinde yapıyorlar bu işi. Şehir hastanelerinin içinde farklı bir yapı var. Orada farklı bir şekilde kuruluyor. Ama yani şöyle söyleyeyim. Bir yıl içinde ülkemizde herkes bir şekilde bir kalibrasyona uzaktan yakından yani sağlık alanında hastanelerde çalışan insanlar kalibrasyona bir kez temas ediyorlar. Çünkü bakanlığın yapmış olduğu hizmet kalite standartları denetimleri çok sıkı ve orada kalibrasyonları yapmazsalar hastane yöneticileri biliyorsunuz şu anda şeyli çalışıyor, sözleşmeli çalışıyor. Bir sonraki sözleşmelerinde falan bu bir dezavantaj diyebiliyorum. O yüzden bu işte bakım onarımda, kalibrasyonda bu gibi konulara hastaneler yaptırıyorlar. Kardan Hanım cevap vermiş. Webinarımız YouTube hesabından yüklenecekmiş.
Ben şu son slaytı açayım. Burada benim iletişim bilgilerim var. Birkaç tane stajyer vesaire gibi bir sorular vardı. Bizim stajyer işimiz biraz sıkıntılı. Buradan arkadaşlara söylemen gerekirse. Çünkü aktif olarak sahada çalıştığımız için maalesef yeni çıkan iş sağlığı güvenliği yasası kapsamında stajyer arkadaşları hastanelerde sahada görevlendiremiyoruz. Hastanede sahada görevlendiremediğimiz için de bu sefer onları yetiştiremiyoruz. Orada bir kavram kargaşası var. İnşallah o da çözülür en kısa sürede. Ben teşekkür ederim Murat Bey. Sanırım bir iki kişi daha yazıyor. Biraz daha bekleyelim. İyi akşamlar. Herkese tekrardan iyi yıllar. İnşallah pandemisiz sağlıklı bir yıl olur 2021 herkes için. Bu eğitimi ben bir sefer daha vermiştim EMO bünyesinde. O zaman EMO'nun içinde vermiştik. Daha da güzel olmuştu. Hatta ODTÜ'deki bir çalıştayda da bir sunum yapmıştım yine. Böyle temas ettiğimiz zaman daha güzel oluyor. İnşallah bu sanal ortamlardan en kısa sürede. Stajlarla ilgili bahsettiğim sorun bütün firmalar için var. Bunu göze alabilen firmalar ve göze alamayan firmalar var. Yani orada tamamen olay şu. Biz laboratuvarda test yapmadığımız için, hastanelerde yerinde hizmet verdiğimiz için stajyer arkadaşları da oraya göndermemiz gerekiyor hizmet verdiğimiz kuruma. Bu sefer sizin bizim İSG iş sağlığı güvenliği kapsamında sizin bizim bünyemizde olup işte bizim şirket doktoru vesaire gibi aşılama vesaire böyle bir prosedürü tabi olup bir de sizin SGK'lı gibi bir şey, yani SGK'dan da bizim sorumluluğumuza girmeniz gerekiyor ama bir yandan da yönetmelik kapsamında işte eğitim almış olmanız gerekiyor o sahaya sizi şey yapabilmek için. Orada böyle bir şey var. İnşallah şu pandemiden sonra Tıbbi Cihaz Kurumu bununla ilgili en azından İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na öğrencilerin de bu eğitimi alabilmesine dair bir şey olursa, bence öğrenciler tarafından bir organize hareket olursa o hem sizin geleceğiniz açısından daha faydalı olur hem de sektör açısından da bir soruna çözüm bulmuş olacağını düşünüyorum. İnşallah. İnşallah Murat Bey, inşallah. Sanırım soru gelmiyor şu anda daha başka. Kapatabiliriz diye düşünüyorum. Eğer başka sorusu olan yoksa ama bir tane soru vardı onu ben de merak ettim. Kardelen Hanım bize ona cevap verirse çok sevinirim. EMO'nun bünyesinde test kalibrasyon komitesi var mı ya da bu biyomedikalin içinde bir alt yapısına ya burada ya da izleyen arkadaşlarından bu konuda bilgisi olan varsa ben de bu konuyu merak ettim. Hazır fırsatını bulmuşken öğrenebilirsek iyi olur. Sanırım zaten bir tek cevaplandıramadığımızda o soru kalmış oldu.
Aslında sizleri sanırım başka. Kardiyan Hanım son soruyu cevaplamak üzere. Kardiyan Hanım da benimle aynı fikirde. O da şu anda Erol Bey yazmış. Baha Bey'in sorusuna cevap olarak galiba İstanbul'da varmış ama o da biyomedikalle alakalı değilmiş. Ben de buradan onlara aracılık yapmış olayım. Levent Bey yazmış, var biyomedikal demiş. Levent Bey, biz firma değil de daha çok hani EMO'nun bünyesinde test kalibrasyon var mı? Bu konuda bir çalışma grubu var mı? Çünkü Almanya'da falan DIN standartlarının yazıldığı birim daha çok bir böyle mühendislik odası gibi bir yer. Hani sanki böyle EMO'nun bünyesinde biyomedikalin altında böyle bir tarafsız bir kuruluş olarak bir ölçüm standartları şeyi oluşur mu gibi sanırım Baha Bey sormuş yanlış anlamadıysam. Ama Kardinal Hanım da yine bir cevap vermiş. Test ölçüm var bazı şubelerde fakat biyomedikal anlamında biyomedikal anlamında evet. Orhan Bey kalibrasyon ihtiyacı duymayacak bir teknoloji altyapısını geliştiremedik mi? Daha demiş. Orhan Bey, kalibrasyon ihtiyacını hayatınız boyunca bitiremeyeceksiniz. Çünkü bindiğiniz uçağın yüksekliğinin doğru olduğunu birinin kontrol etmesi gerekiyor. O yüzden hani o kalibrasyon ihtiyacı hayat boyunca bitmeyecek bir ihtiyaç gibi gözüküyor. Ne kadar teknoloji geliştirirseniz o kadar çok hatta ihtiyacınız olacak. Hüseyin Bey de aynı şeyi sormuş. EMO bünyesinde bir ölçüm kalibrasyon komisyonu var mıdır diye. Biz de bu sorunun cevabını şu anda daha şey yapamadık. Makine mühendislerinin evet akredite bir kalibrasyon laboratuvarı var. Çünkü basınçlı kaplar yönetmeliği kapsamında ve basınçlı kaplar yönetmeliği kapsamında bazı basınçlı kapların testleri onlara bırakılmış durumda. Evet. Elektriksel de var aynı. Ama yasal olarak sanırım basınçlı kaplarda makine mühendisleri şey tekler gibi bir şey. Ben teşekkür ederim. Saygılar, saygı bizden. İyi akşamlar. Kesinlikle EMO bu konuda bir hizmet vermese dahi bu benim sunumda da bahsettiğim bir tarafsız ve bağımsız kuruluşlar var. Bu test prosedürleri, ölçüm standartları gibi bazı belli alanlarda. Yani mesela bildiğim kadarıyla hizmet yeterlik belgesi almak için
elektrik mühendisliğinin odasına kayıtlı birinden topraklama raporu almanız gerekiyor. Ama bunun ne şekilde ölçüleceğine dair bir standart yayınlamamış EMO mesela. Hani bunun gibi bir standart organizasyonu, bir standart kurulu kurulursa bu her meslek biyomedikal de EMO'nun altında bir dal olduğu için EMO da bunun da önünü açmış olabilir mesela. Evet, sanırım sorular burada son buldu. Herkese iyi akşamlar. Katıldığınız için teşekkürler. Sanırım sunumu Kaden Hanım sonlandıracak. O zaman görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi yıllar.